Merhaba. Size bugün PAFPIN 222 elektronik modelini tanıtacağım. Tanıtacağım derken ufakça bir bilgi vereceğim. Makinenin nasıl diktiğini hem müşterimiz görecek, hem de elinde makine olanlar işte ipliği nasıl takılır falan diye. Ufakça şöyle bir üzerinden geçeceğiz. Bilgiyi tazeleyeceğiz. Makine şu düğmeden açılıp kapanır. Işığı yanar. Işığı yandığı zaman makine aktiftir. İpliği şuradan geldiğini farz edelim. Şurada tansiyon dediğimiz kısım var. Şurada. Tansiyondan alttan ya da üstten geçiriyorsunuz. Sonra burada olan kısma. Sonra yukarı horoza götürüyorsunuz. Şu horoz dediğimiz kısma götürüyorsunuz. Sonra buradan. Sonra iğnenin üzerindeki çentikten. İsterseniz otomatik iplik çarpma özelliğiyle şöyle takabilirsiniz. İsterseniz böyle de terleyebilirsiniz ipliğini. Bu şekilde. Makinenin meki bu şekilde. Mekini masturasını böyle takıp şu düğmeyi ittiğiniz zaman bastınız. Sarmaya başlar. Dolduğu zaman şu tırnak atar. Mastura böyle sarılmış olur. Sonra mekiğin üzerinde şöyle ufak bir çentik var. Çentikten geçirdiğiniz zaman iplik şöyle dikime hazır olur. Makine tam devir dedik. Sanayi tipi çağı nasıl kullanılır makinenin özelliği. Gayet sağlamdır. Her şeyi düzgün yaptığınız zaman alt ipliği üste aldığınız zaman dikişe başlayabilirsiniz. Makinenin arkasında bir sağlamlama ayağı vardır şurada. Daha kalın kumaşları daha rahat çeksin diye ekstradan bir ayaktır. Onu da şöyle aşağı indirip tutturup sonra geri çekerek boşa atabilirsiniz. Düz dikiş pozisyonu için bu saat komple döner. Burada görüyorsunuz düz dikişe getirip ondan sonra bez altına koyacağız. Adım 4'te şurada şu baskı ayağını indirip kaldırır. Bu ileri geri yapmanızı sağlar. Mesela şöyle. İleri geri yapmanızı sağlar. Böyle tam kaldırdığınız zaman alttaki kumaş dişlisini aşağı düşürürsünüz. Yani. Ve geri dikmeye başlar. Dikiş pozisyonunda böyle olmalı lazım. Böyle olması lazım. Böyle bastığınız zaman da ileri geri yaparsınız. Sonra başka şurada arkada ayak baskı milini kaldırdığımız kol. Kolu hafiften yukarı kaldırdığınız zaman otomatik ilmeği yukarı alır. Yani altta kaldı diyelim. Mesela geldik. Böyle kaldı. Baskı ayağını kaldırdık. Yukarı kaldırdık. Makine otomatikman ilmeği yukarı kaldırıyor. Burada ufak bir şey var. Elektronikliği buradan geliyor yani. Ya 1970'lerin sonu, 80'lerin başı için gayet elektronik bir makine. En azından. Zigzag yapmak için burada zigzag boyları var. 8, 7, 9. Sık ya da seyrek yapabiliyorsunuz zigzag. Mesela 8'e getirdik. Böyle geniş zigzag yaptı. Bunu daha sıkmak için 8'i daraltıyorsunuz o son kutucuğa kadar. Böyle. Şöyle sıkı sarma şeklinde yapabilirsiniz ta ki gidene kadar. Bunun da ebatları var burada. İnce, kalın, büyük, küçük. Düz dikiş burada dedik. Düz dikiş tekrardan gösterelim. Düz işaretine getirip 4'e getirdik mesela. Buradan düzün de 3, 2, 1 diye sıktığını, seyrektiğini buradan ayarlıyoruz. Şöyle kaldıralım. Şurası iğne konumu. Bakın sağda, solda, ortada diye değişiyor. Merkezde tutuyorum ben burada. Ondan sonra ne var başka söylememiz gereken?
şuradaki desenleri nasıl yapacağına gelince, buradaki desenleri misal düğmelerde üzerinde zaten gösteriyor size hangi nakışlarını yapacağını. Burası düzlük işte. Misal şuna tıklayalım. Şunu da biraz adım ayarını sıkalım ki desenimiz tam çıksın. Şuradan da biraz büyütelim. Şuradan seçtiğiniz deseni yapabiliyorsunuz. Temiz bir bez çıkaralım şuradan. Şuradan oynayarak bakın burada 17, 15, 14, 13 diye şu şekli değiştirebiliyorsunuz. Mesela 10'dayken böyle yaparken, tamam mı? Altıda dikişi biraz daha böyle açarak şu boyu yamukluğun arasını böyle biraz daha şey yapabiliyor. Değiştirebiliyorsunuz. Bu hep bütün nakışlarda aynı. Mesela kutucuk yapalım bir tane. Bakın. Merkeze aldığımız zaman kutucuğu düz yaptı. Bu sayıyı 10'a getirdik. Şekli tam çıkardı. Misal 13'e çektik. Diğerine göre biraz daha uzattı. Bunun şablonlarını da koyacağım ben siteye. Bu nakış, hangi nakışı nereye getirip şuradaki düğmelerle nasıl geldiğini siteye koyacağımız şablondan da bir liste var. O listeden hangi düğmeyle hangi kombinasyonu kullandığınızda nasıl farklı nakış çıkabiliyor onu göstermiş olacağız size. Genelde bunu alanlar sıkı sarma yapıyor. Kot paçası falan dikiyorlar. Ya bu makineler sağlamlığı ve sessizliği sorun çıkarmamasıyla ünlü. Şu tabla mesela tezgah lazım oldu. Perde falan dikeceksiniz, yayacaksınız. Bu tezgaha takabilirsiniz. İşiniz bittiği zaman şöyle söküp kenara kaldırabiliyorsunuz. Bunlar genelde kutuldu. Kutusunun içinde ıvır zıvır koyma yeri de vardır. İşte bu düğmeleri seçtiniz. İşiniz bitti. Şuradaki düğmede seçtiğiniz düğmeden ayırıyor sizi. Yani bastığınızı kaldırmanıza yarıyor. Sıfırlamaya yarıyor hafızayı. Başka söylenecek makineyle alakalı bir şey yok. Yani en bilmeniz gereken şu yani. Şu ne işe yarıyor dediğiniz zaman, makina nereden elektronik dediğin zaman, bir tık yukarı kaldırdığınız zaman, misal şöyle, tekrardan söyleyeyim, makina geldi, aşağıda kaldı elimiz, kaldırdığınız baskıyı, buradan yapmıyorsunuz da yukarı kaldırmayı, bir tık yukarı kaldırdığınız zaman baskı ayağını şık deyip elektronik atıyor. Bilmeniz gereken başka da bir şey yok, kalmadı. Aslında bu makinenin nasıl çalıştığını görmesi açısından da bu makineyi alacak kişinin başka da aman aman bilmeniz gereken hiçbir şey yok yani makinede. Sağlam piko makinesi bu yani. Taşermakine.com için çekildi bu. Yani müşterilerimiz için çekildi. Bu kadar. Makine bu.